Merhaba Aküsü TV izleyenler. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karsil ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam bugün biliyorsunuz önemli bir gelişme yaşandı hukuki anlamda. Yargıda ikinci kez evet. kararını verdi. AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok dedi. Siz bu son dakika kararını nasıl yorumluyorsunuz hocam? E, şimdi e, aslında hukuken Söyleyecek bir söz yok Halil Bey kardeşim. Çünkü <laughs> anayasa mahkemesinin <laughs> hukuki değeri anayasadaki hükümlerden, anayasanın verdiği değerden kaynaklanıyor. Yani anayasa diyor ki anayasa mahkemesi kararının değeri şöyledir. Ee, ilk derece mahkemelerini ondan sonra istinafı, yargıtayı, bütün mahkemeleri idareyi, yürütmeyi hatta yasamayı şahısları bağlar. Yani ihtilafın bitmesi için anayasa anayasa mahkemesine nihai bir merci imkanı tanımış. İhtilaf artık o noktada bitsin. Şimdi birisi çıkıp da ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum derse zaten hukuk bitmiş olur. Çünkü ben anayasayı tanımıyorum demektir. Yani bu anayasal bir darbe. Bence burada <laughs> anayasal bir suç var. Yani <laughs> birileri bu suçu işleyen insanlarla ilgili işlem yapması lazım. Yargılama, kovuşturma başlatması lazım. Yoksa bu işin biteceği yok. Yani veya aklıma gelen, şimdi siz söyleyince düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işe müdahale etmeli. Yani anayasayı yok sayınca, e aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi de anayasa mahkemesinin verdiği bu kararla bağlı. Normalde alıp ona göre işlem yapmalı. Ama aylardan beri e, Türkiye Büyük Millet Meclisi de işlem yapmıyor. Yani tabirca ise devletin içinde bir kuvvet çatışması var. E, Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemeler arasında bir çatışma var. Devletin kurum ve kuruluşları çatışıyor. Şimdi devletin kurum ve kuruluşlarını muazeneli, dengeli olarak çalıştıracak olan Cumhurbaşkanı'dır aslında. Anayasamızda öyle bir yetkisi var. Devletin kurum ve kuruluşlarını muazeneli çalıştırmak. Ama Cumhurbaşkanı da bu işte nerede durduğu belli değil. Daha önce bir açıklama yaptı. Ben hakem konumundayım. Hayır, hakem anayasadır. Hakem millettir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı üzerine düşeni yapması lazım ama o da yapmadı. Garip bir durum var. Ben nereye gideceği, nerede duracağı belli değil açıkçası. Yani bu iş çözümsüzlüğe gidiyor. Hukuksuzluğa gidiyor. Kurumların çatışmasına gidiyor. Hukuk yoksa devlet yoktur. Nasıl bu işin içinden çıkacaklar anlamıyorum ben. Yani Birisi bir şey söylemesi lazımdı. Bu 13. Ceza Mahkemesi'nin Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyeleriyle 3. Ceza Dairesi'nin üyelerine birisi bir şey söylemesi lazımdı. Yani bu kararı uygulamaktan başka çare yok. Siz Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirebilirsiniz ama uygulamak mecburiyeti var. Yani eleştirmek ayrı, uygulamak ayrı. Şimdi 3. Ceza Dairesi yok hükmünde diyor Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. E peki hukuken ne var? Sonuç ne? O yok. Bilmiyorum yani o dediğim o gibi. O zaman başkanının cumhurbaşkanının veya meclisin bu işe el atması lazım. şimdi hocam tabii şöyle ya Anayasa Mahkemesi o zaman bu durumda ne işe yarayacak? Hani böyle durum olacaksa şimdi Anayasa Mahkemesi o zaman anayasal düzenin tabii ki ortadan kaldırılması bir darbe olarak nitelendirilir ama işlevini de yitirmiş mi oluyor bu durumda? Öyle diyebilir miyiz hocam? Veki verdiği bir karar işe yaramıyorsa o zaman niye Anayasa Mahkemesi var? Evet. Fiilen Anayasa Mahkemesini Devlet Bahçeli'nin dediği gibi kapattınız. Ya yani Fiilen kapatılmış oluyor o zaman yani. Tabii kararını... öyle şu anda. Şu anda evet. fiilen Anayasa Mahkemesi yok. Devlet Bahçeli'nin dediği noktaya geldik. Öyle diyordu zaten Anayasa Mahkemesini kapatın. Yani birisi de yarın çıkıp mesela aleyhine karar verdiğiniz bir insan ben Yargıtay'ın kararını tanımıyorum dediği zaman ne diyeceksiniz? Yani tanımama hakkı varsa insanların. Garip bir şey yani. Yok, yani hukukun bittiği bir yer. İnsanları bağlayan nedir? İnsanlara sınır koyan nedir? Hukuk. Ben hukuku tanımıyorum deyince nasıl o insanı zaptur altına alacaksınız? Neyle bağlı kabul edeceksiniz? işlersiz. Evet, önceki karar da bir de hocam haklarında e, anayasa mahkemesi üyeleri haklarında suç duyurusunda da bulunulmuştu. Biliyorsunuz. Tabii, yani. ki, tabii ki tabii Buna ki. çok önemli. Çok saçma bir şey yani. Hakikaten içinden çıkılmaz bir hal. Nasıl evet. çözecekler bilmiyorum ben. Hocam bilmiyorum, bir, abi, şey. bir diğer konumuz da hocam biliyorsunuz Suudi Arabistan'a taşın, taşınan ama e, oynanamayan büyük bir Süper Kupa derbisi vardı. Fener evet. sıra arasında. Tabii orada Suudi Arabistan'ın kurallar gereği işte İstiklal Marşı'nın okunması, Türk bayraklarının açılması ve işte baskılı Atatürk tişörtleriyle antrenmana çıkılmasına engel olunduğuna yönelik baskılar ve iki kulüp başkanının ortak kararıyla maça çıkmama kararı sonrası tabi büyük bir Türkiye'de ARB'de yaşandı. Sosyal medyada bir adeta sallandı. Türkiye o gün sabah 5'lere kadar uçakların Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönene kadar İnsanlar bu konuyla ilgili paylaşım yaptılar, konuştular, tepkilerini ortaya koydular. Tabii iktidar sessizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir takım AK dile getirdiği söylemden yola çıkarak bu bir operasyondu. Gereği yapılacaktır dedi. Hocam bu bir operasyon mudur? Bu Süper Kupa skandalını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani operasyonsa kim kime operasyon yaptı? O Federasyonu Başkanı hükümetin adamı doğru mu? Bu işi düzenleyen, oraya götüren, bu işi takip eden, Neticede nihai kararı veren o. E o zaman operasyonsa hükümete kim operasyon çekiyor? Yani AK Partililer AK Parti'ye mi operasyon çekiyor? Nasıl oluyor bu? Bu garip bir durum. Bence öyle değil. Yani oradaki tutum ve davranışların garipliği ve buna karşı iki kulüp başkanının başkanlığında belli değerlerden taviz vermemesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da mecburen onlara iştirak etmesinde bu sonuç ortaya çıktı. İyi de oldu bence. Yani 85 milyonun eşittir bir kişi olmadığı anlaşıldı. Yani Tayyip Erdoğan hep şunu söylüyor ya. Dünya beşten büyüktür diye. Bu Türkiye'nin de, Türkiye'nin değerlerinin de bir insanın söylediğinden ve kabulünden büyük olduğunu ortaya çıktı. Yani bir insanın söylediğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonu hareket etmez. Her zaman öyle değildir diye. Bu memleketin kendine mahsus değerleri var. 3-5 kuruş için bu değerlerden taviz vermezler diye bir durum ortaya çıktı bence. Bunu böyle kabul etmek lazım. Çok fazla da üzerinde tartışıp bu işi kavgaya da götürmemek lazım. Bu memleketin değerlerine saygı göstermek lazım diye düşünüyorum ben. Evet hocam biliyorsunuz yılbaşında 20'lere girdiğimiz ilk günün sabahında İstanbul. Evet büyük bir miting yapıldı. Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'de lanet diyerek büyük bir topluluk yürüyüş yaptı. Tabi kanaat önderleri olarak da orada Bilal Erdoğan'ı gördük. Çıktı bir konuşma yaptı. Boykot çağrısına devam, boykot, boykota da devam edileceğine yönelik bir konuşma yaptı. Bu da tabi tepkilere neden oldu. Bunun tepkileri neden olmasının sebebi de bir yandan İsrail ile ticari ilişkiler yürütülürken İsrail'e karşı yaptırım kararı alınmadan boykot çağrısı ve firmaların Türkiye'deki ticaret yapan firmaların tehdit edilmesine yönelik çünkü ayağınızı denk alın diye bir ifade kullandı Bilal Erdoğan. Ve bu da tepkilerin neden oldu. Diğer taraftan da e, limanlardan İsrail'e sevkiyat yapıldığına yönelik iddialar belgeleriyle ortaya konulmuştu sosyal medyada. E, siz hocam bu mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii en can alıcı noktası da hocam e, kutup, kutuplaşma yaptığı hilafet çağrıları da vurdu. tabi e, tabii bir genç e, Atatürkçü bir genç Hilafet bayrağıyla yürüyen bir birine yumruk atmış. Yumruk atması sonrasında tutuklanmıştı. Bu olayın akabinde de bu iki konu tartışıldı. Hem Bilal Erdoğan'ın açıklamaları hem de hilafet bayrağı da değil denildi. Orada kelime-i tevhid var denildi. Onun bayrağı denildi. Ama hilafet çağrılarını da tabii biz burada göz ardı edemeyiz. Bayrak taşıyabilir, kimse kimseyle yumruklayamaz ama Türkiye Cumhuriyeti'nde hilafet çağrılarını siz nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi bir kere ben mitingi çok manalı bulmuyorum. Şimdi bu mitingi yapan iktidar ve iktidarın evlatları doğru mu? Şimdi iktidar ve iktidarın evlatları Filistin'de olan zulme karşı İsrail'le ilgili ne karar alacaklarsa alsın uygulasınlar. Kim onlara mani oluyor? Dolayısıyla neden miting yapıyorlar? Hemen işlem yapsınlar. Mesela dediğin gibi onlara giden yardımları kessinler. Çünkü şu anda Filistin'de Silah desteği ABD'den, psikolojik destek ABD'den, lojistik destek de Türkiye'den gidiyor. İsrail'in harbi yürütmesindeki durumu bu. E, Türkiye madem iktidar bu mitingi yapıyor ve yaptırıyor, miting yapmak yerine hemen bu desteği kesse, bu ticareti kesse. Sonra işte gene e, bu dönemde İsrail'e e, başka memleketlerden gelen yardımların intikalinde yardımcı olan incirliği kapatsa mesela gene hükümetin elinde, gene İsrail'deki güvenlik sisteminin çalışması için önemli bir yeri olan Kürecik üstünü kapatsa, Malatya küreciği kapatsa, yani bu iktidar fiilen İsrail'e karşı yapabileceği şeyler varken bunları yapmayıp, dediğim gibi köprünün üstünde miting yapıp, köprünün altından da gemileri göndermek İsrail'e, milletin aklıyla alay etmek aslında. Yani millet bunu neden görmüyor neden millet bunları lanetlemiyor? Ben anlamıyorum şahsen yani üzülüyorum. Ve bunu artık sadece biz de değil yani muhalefetten bazıları özellikle muhalefetten e, iktidara yakın olan daha önce aynı görüş aynı partide yer alan Saadet Parti grup milletvekilleri de bunu ısrarla gündeme getiriyor. Hatta birisi bunu gündeme getirirken mecliste vefat etti biliyorsunuz yani böyle bir konuşma yaparken vefat etti. Dolayısıyla bir kere bu mitingi ben çok akıllı ve mantıklı bulmuyorum. Yani bu bir göz boyama. Yani daha önce bu iktidar için Numan Kurtulmuş'un, şimdi iktidarın içinde olan Numan Kurtulmuş'un söylediği bir şey var. Tam da buna uyuyor. Bunların dili Musa, kalbi Firavun söyler diye. Böyle bir halleri var. Bence bu durum bir kere bu miting bir ahlaki, vicdani, hukuki, insani değil. Dolayısıyla bu bir garip. Ha yaptı miting. Dediğin gibi mitingde konuştu. Ne konuştu mitingde? Protestomuz devam edecek. E ne tesir ediyor senin protesten? Yani onlar orada miting yaparken İsrail yine Gazze'yi vuruyordu. Ne tesir ediyor? Hangi tesiri var bunların yaptığı mitinglerin? Yani dünyanın her yerinde İsrail'e karşı, İsrail'in içinde bile muhalif Yahudiler Netanyahu'ya karşı yürüyor. Ne tesir ediyor? Hiçbir tesir etmiyor. Dolayısıyla bu hükümet protesto etmek değil, e, onlara tesir edecek, zulmü durduracak herhangi bir işlem de yapmıyor. E, sonra konuştum mitingde. Ne konuştum mitingde? Neyi anlatıyor mitingde? Hakikaten siz ne hikmet anladınız? O konuşmayı ben de bir şekilde dinledim. Yani protestolarımız devam edecek. E, etsin kardeşim. Yani Demirel'in bir sözü vardı, yollar yürümekle bitmez, aşılmaz diye. E yürü sabah akşam yürü. Zaten o günde tatil milleti boş bulmuşsun. Bir sürü insanı toplamışsın camilerden. E, bağır babam bağır. Ne olacak? Hiçbir tesiri yok. Artı işte e, zenginler e, para sahipleri ayağını denk alsın. Ne demek bu mitingde yani? Kime mesaj? Nasıl bir tehdit? Nereye bir selam? Hiç kimse bir şey anlamadı bundan. Yani ne konuşmadan, ne mitingden, ne hareketten Dostlar pazarda görsün. Bir de bir sürü gönüllü kuruluşu toplamış oraya. Aslında o gönüllü kuruluşlarında çoğusu oraya bence gönülsüz diye gidiyor. Yani sadece beni orada görsünler diye çok affedersin bir riyakarlık. Yoksa bunun bir tesirinin olmadığı da belli. Dolayısıyla birincisi mintik mantı mantıksız. İkincisi konuşulanların hiçbir mantığı yok. <laughs> Üçüncüsü o mitingde meydana gelen olaylar. Yani sen diyelim ki İsrail'i protesto ediyorsun. Hilafet bayrakları, hilafet bağırtıları, hilafet talepleri nereden çıktı? Niye böyle bir talep? Ve bunlar son günlerde gittikçe niye artıyor? Niye basında konuşulmaya başlıyor? Yani son günlerde işte görüyorsun kendini aydın zanneden bazı insanlar da seküler hilafeti getirelim filan diye. Ne demekse seküler hilafet filan? Yani bu da yeni bir moda. Dolayısıyla e, AK Parti iktidarı insanları bir şeye alıştırmak istiyor. Bu son dönemde artık e, bütün kurum ve kuruluşları bozdular. Demin şeyde söylediğim gibi, Can Atalay kararında söylediğim gibi anayasal kurumlar gitti, çalışmıyor, her şeyi bozdular. Son aşamada mahalle seçimlerden sonra bir şey yapmaya hazırlanıyorlar. Yani Türkiye'de rejimin değiştirilmesi tarzında bir hazırlıkları var gördüğüm kadarıyla. İnsanlar da buna tepki gösteriyorlar. Tabii ki e, muhalif olarak ben de bu hükümetin bir muhalifiyim. Biz her zaman tepkimizi anayasanın, kanunların, mevzuatın bize tanıdığı hukuki çerçevede ortaya koymamız lazım. <laughs> Vurmak, kırmak, bağırmak bunlar uygun davranışlar değil. Savunacak davranışlar da değil. Dolayısıyla o gemcimizin yaptığı o işte savunacak bir iş değil ama <laughs> bu bir genç, bu hissi bir insan. Bütün bu olaylardan dolayı dolmuş bir insan. Onun o hareketi yanlış olduğu gibi o hareketinden dolayı hemen tutuklanması da yanlış. Çünkü bu üniversiteye devam eden bir insan ifadesini alıp yargılamasını bırakırsınız. Yargılamaya devam eder, sonunda bir ceza olacaksa gider o cezasını yatar. Dolayısıyla o insanı hemen tutuklama tarzında Bakın konuşulanların yeri, muhalefet edenlerin yeri burasıdır gibi silivriyi göstermek, tutuklamak o da yanlış. Yani AK Parti idaresinde hissi, hukuku olmayan yanlışlar silsilesini seyredip duruyoruz. Nereye kadar daha seyredeceğiz cidden merak ediyorum ben. Hocam tabi e, gündemimizin önemli bir başlığı da ekonomi. Biliyorsunuz bu evet. klasiğin rakamları açıklandı hem büyük tarafında evet. hem de alternatif enak tarafında. Bir yüzde ikilik, biri de yüzde dörtlük aylık Yıllık da en altta yüzde yüz oldu. TÜİK'te yüzde yüzde altmış olarak açıklandı. E tabi bu insanlar hissettiklerinden çok uzak. Çünkü köprü ve otoyollara bile hocam yüzde altı zam yapıldığını göz önünde bulundurursak büyük neflasyonun aslında pek inandırıcılı olmadığında sürebiliriz. Tabi buna mukabil e, milyonlarca memurun memur emeklisinin SSK ve Bağkur emeklisinin de maaşları şekillenmiş oldu. Hocam SSK ve Bağkur emeklileri bu dönemde 7500 TL en düşük emekli maaşı olarak geçimi sürdürmeye çalışıyordu. Tabi %37.37 orada da bir haksızlık var. Çünkü memur emeklileri %49.25 aldılar. Orada arada da bir 12 puanlık fark varken bunlar da 37'de kaldı işçi emeklileri. Tabi en düşük maaşlar da 1317 TL olarak şu an için Yürürlüğe girmiş gözüküyor. Ee, siz hocam bu rakamlarla emeklileri e, nasıl değerlendirsiniz? Yine açlığa talim mi edecekler? Ya da nasıl bir çıkışlar olacak? Halil Bey kardeşim, hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir yerde hiçbir iş düzenli gitmez. Yani hukuk düzenli değil, adalet düzenli değil. Ekonomi düzenli mi olacak? Hayır, ekonominin de temeli adalet. Onun için bu hükümetin adaletten eseri olmadığı için yaptığı ben hiçbir işlemin bizim vatandaşımızın, insanımızın lehine olacağını zannetmiyorum ben. Hükümet gününü gün ediyor, kendini ve yandaşlarını besliyor. Azınlık ve elit bir kitleyi hep himaye ediyor. İnsanların %80, %90'ı ise perişan. Bakın, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor bu insanlar. Bir memleket düşünün ki yani işte TÜİK gibi hazırlanan rakamlara kimse itimat etmiyor. Yani kurum yalan beyanda bulunuyor. Ta ki bu tarz düzenlemeler işte en aşağı dereceden yapılabilsin diye. Şimdi bir hükümetin bir kurumu yanlış beyanda bulunuyorsa ve buna göre bütün memleketi etkileyen işlem yapılıyorsa o memlekette insanlar hükümete güvenir mi? O memlekette adalet olur mu? O memlekette hiç usulüne uygun işlemler yürür mü? Bakın, e, yüzde kaç maaşları sübvansı ederseniz edin. Bu enflasyon, bu fiyat artışları devam ettiği müddetçe çok kısa bir süre sonra gene insanlar perişan olacaktır. Evet. Ha, şu yapılan artışlar da o perişanlığı ortadan kaldıracak nitelikte değil ama velev ki o perişanlığı kısmen ortadan kaldıracak nitelikte olsa bile bu fiyat artışlarıyla bir yerde durduramazsınız bunu. Bakın bu hükümetin her söylediği yanlış ve yalan kardeş. Bunlar 10 yıl önce yani 2013'te 2023'ün 100 yılın bitiminin hedeflerini koymuşlardı. 500 milyar dolar ihracat, işte şöyle bir bütçe, fert başına 25 bin dolar gelir. Nerede be kardeşim, nerede? Yalan. Her söyledikleri yalan. Sabah söyledikleriyle akşam söyledikleri birbirini tutmuyor. Onun için memurlarla ilgili, emeklilerle ilgili, insanlarla ilgili yaptıklarının da hiçbir hükmü yok. Adaleti de yok. Herhangi bir e, ...memnun eder tarafı da yok... ...dediğim gibi insanlar perişan... ...bakın ben size bir şey söyleyeyim... ...biz eskiden talebeyken bile... ...neyi hedeflerdik biliyor musunuz... ...neyi düşünürdük... ...biz şimdi üniversiteleri bitireceğiz... ...biz şöyle veya böyle... ...bir iş yapmaya başlayacağız... ...biz bu işi yaparken... ...hayatımızı devam ettirirken... ...normal hayat şartları içinde... ...işimiz olacak... ...hayatımız düzene girecek... ...çalışmaya başlayınca evimiz olacak, arabamız olacak, bir hayat standartımız olacak. Şimdi Türkiye'de bunu hayal eden normal insan kalmadı. Yok böyle bir şey. Yani bunlar hayatı öldürdü, insanı öldürdü, beklentiyi öldürdü, ümitleri öldürdü. Onun için bir tek çaresi var bu milletin. Bunların yalanlarına daha fazla inanmayıp bunlardan kurtulmanın yollarını aramak. Ama hala millet bunların mitiklerine gidiyor, bayrağını sallıyor, slogan atıyor. Hatta sokak röportajlarını görüyorsunuz işte. Garip bir şekilde insanlar ne diyorlar? Çöpten ekmek de toplasak gene Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz diyor. Niçin? Çünkü artık AK Parti bu son söylediğim çok önemli. Lütfen dinle ve bunu neşret. AK Parti artık bir parti değil. AK Parti bir kitle hareketi, bir cemaat hareketi, bir tarikat hareketi. Yani Türkiye'de nasıl bir menzil tarikatı varsa, Türkiye'de nasıl bir işte e, <laughs> İsmail Ağa cemaati varsa, şimdi Türkiye'de bir Tayyip Ağa cemaati de türedi. Bunlar siyasi parti gibi görmüyorlar bu işi, akıl planında düşünmüyorlar hissiyat planında düşünüyorlar. Reisin her dediği doğru bir tarikat şeyhi gibi, bir cemaat abisi gibi. Reis bizim hep ne yanlış da olsa, zarar da görsek iyiliğimizi düşünür. En azından bizim ahiretimizi düşünür. Yakında şeriatı, hilafeti de ilan eder. Ahiretimizi kurtarır. E dünyada biraz sürünsek de ahireti kurtarıyoruz madem. Bu bize yeter hissiyatı içinde gidiyor şu anda AK Parti. Böyle bir siyaset olmaz. İnsanların bu rüyadan uyanması lazım yoksa sonumuz iyi değil Allah sonumuzu iyi etsin.